Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de bir kitapla daha beraberiz. Bu sefer kitabım Manzaradan Parçalar. Orhan Pamuk'un Manzaradan Parçaları. Alt başlığı da şöyle: Hayat, Sokaklar, Edebiyat. Hayat, Sokaklar, Edebiyat alt başlığı. Kapağını da şöyle bir göstermiş olayım. Tam yüzümün önüne getirip herhalde böylece alır. Alabildiği kadar tabii. Alabildiğinden fazlasıyla böyle gösterebiliyorum. Efendim kitap Orhan Pamuk'un çeşitli öykü parçalarından, değiştirdiği, mesela kitaba koymadığı yerlerden, makalelerinden, kitaplarına dair röportajlardan vesaire oluşuyor. Yani bir sürü şey var bu kitabın içinde Orhan Pamuk'a dair, kitaplarına dair. O parçaları bir araya getirmiş ve Manzaradan Parçalar ismini vermiş kitaba. Fazla tutmadan hemen başında içine geçeyim, içindeki parçalar üzerine konuşalım. Beğendiğim yerleri, işaretlediğim yerleri sizinle paylaşayım. Ondan sonra en sonda kitaba dair de bir şeyler söylemeye çalışayım, çapım yettiğince. Efendim, hemen kitabın 11. sayfasından ilk alıntım. Şöyle bir paragraf okuyayım bunun tamamını. Başlık şöyle: Bir Hayat Hikayesi Denemesi. İstanbul adlı kitabımın bir yarısı şehirden söz eder. Bir yarısı da 22 yaşıma kadarki hayat hikayemdir. Kitabı yazıp bitirdiğimde aşırı bir hayal kırıklığına kapıldığımı hatırlıyorum. Kendi hayatımda anlatmak istediğim, vazgeçilmez bir hatıra olarak gördüğüm şeylerin onda birini bile İstanbul'a koyamamıştım. 22 yaşıma kadarki hayatımı özetleyen ve bambaşka hatıralarla kurulmuş 20 cilt anı daha yazabilirdim. Otobiyografinin, kilit cümle burası, asıl işaretlediğim, çizdiğim yer burası. Otobiyografinin, yani insanın kendi hayatını yazmasının, tür olarak ismi otobiyografi, otobiyografinin bir hatırlama yolu değil, unutma biçimi olduğunu o zaman anladım. Bir daha okuyorum. Otobiyografinin bir hatırlama yolu değil, unutma biçimi olduğunu o zaman anladım. Yani demek istiyor ki, ben kendimce anladığımı söyleyeyim. Aslında biz arkamızda bırakmak için yazıyoruz diyor otobiyografiyi. Yoksa hayatımızın tamamını anlatmak için değil. Barıştığımız yerler var, barışamadığımız yerler var. Barışamadıklarımız arkamızda kalıyor diyor, barıştıklarımızı yazdıkça. Gibi gibi sanki. Hatalıysam ara. Efendim 12. sayfada ikinci işaretlediğim yer. O da bir paragraf, okuyayım başından itibaren. 54 yaşıma kadarki hayatımı düşününce bir masaya oturup durmadan mutluluk ve mutsuzlukla çalışan biri geliyor gözümün önüne. Kitaplarımı özenle, sabırla, iyi niyetle ve onlara hep inanarak yazdım. Başarı, ün, mesleki mutluluk. Bunlar kolay gelmedi. Şimdi kitaplarım 55 dile çevriliyor ama en çok ilk kitabımı Türkiye'de yayınlatabilmek için uğraştım. Türkiye'de ilk kitabım Cevdet Bey ve Oğulları'nı yayınlatabilmek için 4 yıl yayıncı aradım. Yayınlanmış romanlara verilen bir ödülü kazanmış olmasına rağmen. Zaten yazar adayları bu işin güçlüğünü bilirler. Kolay değildir yani yayıncı bulmak, iyi bir yayıncı bulmak. Bunun için de daha da zordur. Onun arkasında herhangi bir yayıncı bulmak da zordur. Çünkü yayın evleri bu riskin altına kolay kolay girmek istemiyorlar. Ancak böyle çok popülerseniz, bir isminiz varsa zaten piyasada, onun üstüne sizden kitap ister hale bile gelebiliyorlar. Ama isimsiz birisi için sadece kitabının kalitesiyle bir yayıncı bulmak zor iş. Orhan Pamuk da bu tecrübeyi Cevdet Bey ve oğullarında yaşamış, bize aktarıyor. Bir su içeyim efendim, dilim daha yeni başlamamıza rağmen çok sürçüyor. Kitabın 13. sayfasında, hemen bir sayfa sonrası yani, annesiyle ilgili bir hatırası var. O da bana enteresan geldi. Annem ise Benim Adım Kırmızı adlı romanımı nasıl yazmış olduğuma şaştığını söyler bana. Annem ise hep Benim Adım Kırmızı adlı romanımı nasıl yazmış olduğuma şaştığını söyler bana. Öteki romanlarımda anneme göre şaşılacak bir şey yoktur. Onları benim hangi hayat malzemesiyle yazdığımı bilir, anlar.
Benim adım Kırmızı'da ise anneme göre onun tanıdığı, her şeyini bildiği oğlunun nasıl yazdığını bir türlü anlayamadığı bir yan vardır. Bir yazarın da bence hayatta karşılaşacağı en büyük iltifat budur. Annesinden, kitaplarının kendisinden daha akıllı ve parlak olduğunu işitmek. Bir daha okuyorum bu son cümleleri, onları işaretlemiştim zaten. Bir yazarın da bence hayatta karşılaşacağı en büyük iltifat budur. Annesinden, kitaplarının kendisinden daha akıllı ve parlak olduğunu işitmek. Orhan Pamuk böyle iltifatlardan hoşlanıyormuş demek ki. Efendim, yine bir cümlelik işaretlediğim bir yer ama başından gelmeliyim. 16. sayfa kitapta. Babasının zekasından bahsediyor burada. Zekiydi, evet. Bir anda size Cenab-ı Şahabettin'den bir şiiri ezbere okuyabilir. Hafızadan pi sayısının 15 hanesini sayıp dökebilir. Birlikte seyretmekte olduğunuz bir filmin sonunu tahmin edip akıllıca söyleyebilirdi. Zekası konusunda hikayeler anlatmak da hoşuna giderdi. Kısa pantolonlu ortaokul öğrencisiyken matematik öğretmeninin bir dersin ortasında lise son sınıfın matematik dersine kendisini nasıl çağırttığını, 3 yaş büyük ağabeylerinin çözemediği bir problemi küçük gündüze tahtada çözdürtüp ona aferin ve ötekilere tu dediğini zevkle anlatırdı. Zekası bende onun gibi olabilme özlemiyle kıskançlık arası bir tutukluk yaratırdı, diyor. Burayı niye aktardım size? Aynısı benim de başıma geldiği için ilkokulda 2 kere, bir kere de ortaokul, aynı bu şekilde. Ortaokul 3'teyken lise 3'lerin dersine çağrıldım. O zamanlar yaşıyorsa Allah selamet versin, öldüyse Allah rahmet eylesin. Ahmet Şimşek Hoca vardı, matematikçi, aynı zamanda okulun müdürü. Beni çağırtmış ortaokul 3. sınıftayken. Ben de korktum giderken, yani acaba bir şey mi var diye. Tahtada bir soru vardı, lise 3'ler çözememişler. Bana çözdürmüştü aynı bu şekilde, tükürmem istemişti o da. Tükür lan bunların yüzlerine falan demişti. Bu enteresan geldi yani. Demek ki öğretmenler genelde böyle şeyler yapıyorlarmış. Ta Orhan Pamuk'un babasının başına da bu gelmiş. Evet, kitabın bu sefer de 18. sayfasında bir bölümü okuyacağız ama 17'de de bir kısmı var. İlginç bir şey yine babasıyla ilgili. Yıllar sonra bir resim sergisinin açılışında gördüğüm Erdal İnönü, babamın çocukluk ve teknik üniversite arkadaşı. Biliyorsunuz Pamuk ailesinin İnönü ailesiyle bir yakınlığı var. Zaten dedelerinin zenginliği de İnönü döneminden geliyor, demiryolu inşaatlarından. Yıllar sonra bir resim sergisinin açılışında gördüğüm Erdal İnönü, babamın çocukluk ve teknik üniversite arkadaşı, Çankaya Köşkü'nde ailecek yenen bir akşam yemeğinde İsmet Paşa'nın sohbeti edebiyata getirmesi üzerine o sırada misafir olan 20 yaşındaki babamın bizde niye dünyaca tanınmış yazar yok sorusunu ortaya attığını gülümseyerek anlatmıştı. Yani babası İsmet İnönü'ye bizde niye dünyaca tanınmış yazar yok diye sormuş. Oğlu da ileride öyle bir şey olmuş. Enteresan bir tevafuk. Evet, kitabın 20. sayfasından tek bir cümle okuyacağım bu sefer de. Her erkeğin ölümü babasının ölümüyle başlar. Her erkeğin ölümü babasının ölümüyle başlar. İlginç ve güzel bir cümle. Bu da yine tek cümle kadar bir şey. 22. sayfasında kitabın felsefeyi bunalımın yarısı öğrenilmiş kitabi bir sıkıntı ve nefretle besleniyordu. Hadi diğer kısımdan da biraz okuyalım. Diğer yarısı ailemde, çevremde görüp yaşadığım sıradan burjuva hayatına nefretten, yapmacıklıktan duyduğum öfkeden alırdı hızını. Şu üst kısmı bana ilginç geldi. Felsefi bunalımın yarısı öğrenilmiş bir kitabi sıkıntı ve nefretle besleniyordu. Hakikaten insan kitapla da öğreniyor sıkılacağı şeyleri. Ya da o sıkıntıyı bir hünermiş gibi kendisini de taşıması gerektiğini falan düşünüyor. Mesela sevdiğimiz, beğendiğimiz, özendiğimiz birisinin sıkıntıları, böyle böyle sıkılmıştı, şöyle şöyle buhranları vardı. Ya bizim hayatımızda da böyle şeyler olmalı falan, o özentiyle adamın derdine bile aşık olduğumuz oluyor. Efendim, kitabın 23. sayfasından bir şey bu da. Bana ilginç geldi.
Kirli, suçlu ellerimizle akıl ve ruh denen yüce şeyleri kirletiriz hep. Vücut ve ruh ilişkisinin bir kirlilik ve temizlik, gökyüzü ve çamur ilişkisi olmadığını anlayabilmem için ne kadar çok yıl geçmesi gerekti. Gövdemi ruhumu kirleten bir şey olarak düşünmeyi bırakıp, ruhumu gövdeme uyum gösteren bir şey olarak hayal etmeyi öğrenince, hayat biraz daha çekilir oldu. Yani ruhunun berraklığıyla gövdesinin sakinliğini diyelim, barıştırmak insanı huzura kavuşturuyor diyor ki, bence de öyledir yani o gövde ruh arasındaki bağı doğru anlamak insanı ikisiyle birlikte huzurlu kılıyor. Ben de böyle düşünüyorum. Hatta İslam'da haşr-ı cismaninin olması ama mesela Hristiyanlık'ta haşr-ı cismaninin olmaması bu açıdan İslamiyet'in gövde, ruh, beden uyumunu kabul eden bir din olduğunu yani onu bir bütünlüklü kavradığını anlamamızı sağlıyor ki Bediüzzaman Hazretleri'nin de cismani haşre dair, onun olması gerektiğine dair beyanlarından bu uyumun gerekli olduğunu biliyoruz diyor ki cismaniyet Allah'ın esmasına büyük bir ayna. Cami bir ayna. O metinlere havale edelim, fazla üstünde durmayalım. Bu da yine bir cümle gibi bir şey. Kitabın 24. sayfası. Şimdi diyeceksiniz ki her sayfasında bir şey işaretlemişsin. Yok, ileride biraz daha arası açılacak. Suçluluk duygusu belki de başımıza gelecek haklı cezadan korkmakla, o cezayı istemekle ilgili bir şey. Korkuyla ilişkili bir yanı var. Suçluluk duygusunun hakikaten de böyle bir yanı olduğunu ben de düşünüyorum. Vicdan hissediyor yani. Ahiretten haberdar bir şey vicdan. Nefis gibi değil, sadece bu dünyalı değil. O yüzden yaptığının maliyeti o bütünde iyi durmadığı için burada bir kötülük işledin ama onun karşılığı var ahirette. O diyor sana haber veriyor. Oramamı bu sadette söylemese de biz böyle anlayabiliriz burayı. Efendim bu sefer kitabın 27. sayfasındayız. Kısa bir şey okuyacağım. Anlatmaya çalıştığım gibi ben kendi intikamlarımı almaya çalışıyorum. Ama çoğu zaman bunu son derece kişisel bir yolla yapıyorum. Öyle ki okur bunu fark etmiyor ve intikamı güzellik sanıyor. İntikamdan kastettiği de hayatındaki karakterleri, sevdiği sevmediği karakterleri kitapların içinde anış tarzı. Sevmediklerini mesela sevilmeyecek şekilde anıyormuş, katıyormuş bir şekilde. Bunun diyor bir intikam olduğunu düşünüyorum kendi içimde. Ama okuyucum bunu sanat olarak düşünüyor diyor. İşte bak atlayacağımız yerlere geldik şimdi. Kitabın 38. sayfasındayız. Burada Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması hadisesi vakayı hayriye olarak bilinir. Onu farklı bir açıdan ele alıyor. Profesör Doktor Adem Ölmez Hoca'nın sünnet okumaları seminerleri var. Orada da hoca alıntı yaparak da üstelik birisinden ama ismi aklımda kalmadı. Yani o vakayı hayriye denilen olayın biraz daha irdelenmesi, farklı açılardan görülmesi gerektiğini söylüyordu. Burayla denk gelince yani birkaç gün arayla ikisini birden birisini izledim, birisini de böyle okumuş oldum. Burayı da paylaşmak istedim. Batı karşısında Osmanlı ordusunun sürekli yenilgi aldığını, geleneksel eski ordu askerleri olan Yeniçerilerin Avrupalılaşma ve modernleşmeye, modern askeri usullere direndiğini gören reformcu Sultan II. Mahmud, kurduğu düzenli orduyla 1826 yılında İstanbul'da Yeniçerilerin karargahına saldırdı, onları topa tutup katletti. Yalnız İstanbul tarihinde değil, Osmanlı tarihinde de çok önemli bir yeri olan bu olayı, Türkiye'de bütün lise öğrencileri batılılaşmacı, modernleşmeci ve devletçi yorumuyla vakayı hayri olarak bilir. Hayırlı olay demek vakayı hayriye. Daha az bilinen şey, on binlerce Yeniçerinin şehrin orta yerindeki çarpışmalarda, sokaklarda, dükkanlarda öldürüldüğü, bu hayırlı olayın İstanbul'un toplumsal ve günlük hayatını çok belirgin bir şekilde değiştirdiğidir. Yani Yeniçeri Teşkilatı'nın kaldırılması Osmanlı'yı bambaşka bir şekle sokmuş İstanbul'u, Osmanlı'yı vesaire. Burada da yine berberlerle ilgili ilginç bir şey var, berberler dinlesin. Pek çok Osmanlı padişahı askeri zaferini kazandıktan sonra
kahvehaneleri ve berberleri de kapattı. Abi, yukarıdan alsam daha iyiymiş. İkinci Mahmut sahiplerinin çoğu Yeniçeri Ocağı'na kayıtlı kahvehane ve berber dükkanlarının üzerine önce ordularıyla gitti ve sokaktaki muhalefeti susturmak isteyen başka pek çok Osmanlı padişahı gibi, parantez içi bir not, bugün bile geceleri kıyafet değiştirip sokak sokak şehri gezen 4. Murat bunların en eğlencelisi gibi görünür. Askeri zaferini kazandıktan sonra kahvehaneleri ve berberleri de kapattı. Bugün bunu çocukluğumdan beri İstanbul'da alışık olduğum bir başka şeye, devletin gazete kapatmasına benzetebiliriz. Çünkü yakın zamana kadar kahvehaneler, berberler, bir de çocukluğumun dolmuşları, öncelikle haberlerin ve efsanelerin şehir içinde yayıldığı, söylentilerin, muhalif öfke, yalan ve direniş hikayelerinin uydurulup zenginleştirildiği, devletin ve dinin resmi söylem ve yorumlarının kırılarak, başka şekillere girerek kumpas söylentilerine dönüştürülerek değiştirildiği ve tabii camiler, kiliseler ve çarşılar çevresinde şekillenen mahallelerde, Boğaz kıyısındaki köylerde yerel haberlerin yayıldığı birer yerel gazete işlevi de görüyorlardı. Yani padişahların berberleri kapatmasının, kahvehaneleri kapatmasının bir sebebi de buymuş. O zamanın gazetesi onlarmış. Bu da ilginç bir şey mesela. Çocukluğumun berberlerinin vazgeçilmez dergisi Akbaba'nın sahibi Yusuf Ziya Ortaç'ın iktidardaki Demokrat Parti'den Başbakan Adnan Menderes'in örtülü ödeneğinden gizlice para yardımı almasını da İstanbul'da ta Abdülhamit'ten 1870'lerden günümüze muhalif yayınların devlet tarafından satın alınması geleneğinin bir parçası olarak görmeli. Demek ki Akbaba dergisi muhalif bir dergiymiş ama Adnan Menderes'ten de para alıyormuş. Bu da ilginç bir şey 41. sayfada. 16. yüzyılda da ustura kullanıldığını 1582'de yapılmış bir sünnet düğününü anlatan Surname-i Humayun'dan anlıyoruz. Padişah ve şehzadenin önünden geçen berberler esnafının temsilcileri ne kadar hüner sahibi olduklarını kanıtlamak için seyir arabasının tavanından sarkıp müşteriyi baş aşağı tıraş etmişlerdi. Vay ne sanat yahu. İlginç baş aşağı tıraş. Zor bir iş. Ustalık göstermek de evet geçerli bir şey. Burası herkese ilginç gelmeyebilir kitabın 44. sayfasında. Hani Orhan Pamuk'un minarenin şerefesine balkon dediği falan bunlar yalan olarak paylaşılıyor. Öyle bir şey yokmuş kitaplarında. Öyle bir metin geçmiyormuş. Ben denk gelmedim yani okuduklarımda. Ama bu bana ilginç geldi mesela. Döner ekmek, ekmek arası döner falan biz genelde böyle söyleriz. Orhan Pamuk burada dönerli sandviç ifadesini kullanıyor. Dönerli sandviç bana ilginç geldi yani. Bunu oryantalistliğine yorayım mı? Yok yormayalım o kadar gitmeyelim ama değişik bir kullanım. Alışık olmadığımız bir şey. Poğaçacı gibi. Devam ediyoruz. 51. sayfa. Yine ilginç bir bilgi var burada. Geçmişte ligimizin sistemine dair. Futbolcuların çikletlerden, çikolatalardan çıkan resimlerini biriktirirdim diyor. Bu resimleri Masumiyet Müzesi'nde sergilemek için yeniden bulmaya çalışıyorum bugünlerde. Her pazartesi Fenerbahçe'nin hafta sonu maçlarının fotoğraflarını, haberlerini ağabeyimle keser, bir deftere yapıştırırdık. O zamanlar takımlar özellikle deplasmana bir Ankara bir de İzmir vardı. Çıktıklarında bir gidişte iki maç yaparlardı. Fenerbahçe İzmir deplasmanında cumartesi Karşıyaka ile pazar da Altay ile oynardı. İlginç. O zamanlar öyleymiş yol masrafından kâr etmek için demek ki. İki maçı bir seferde oynuyorlarmış. Mantıklı. Bir gidişte yani bir seferde derken. Burada tek bir cümlelik bir şey var. Futbolu ne kadar yolsuzluğa battığını merak edecek kadar ciddiye almıyorum. Yani doğru. Almamak lazım o kadar. Kitabın 54. sayfası.
Milliyetçilik ister deprem olsun, ister kaybedilen bir savaş, felaketlerle daha çok gelişir. Napolyon'a karşı ilk mağlubiyetlerin Rus milliyetçiliğini nasıl uyandırdığını, canlandırdığını Tolstoy Savaş ve Barış'ta anlatır. İngiltere'ye 8-0 yenilmek bu tür bir felakettir. Şurada da yukarıda şöyle bir şey söylüyor. Futbol bizde halkı sakinleştirmek için değil, azdırmak için, milliyetçilik, yabancı düşmanlığı ve otoriter düşünceyi yaymak için kullanılıyor. Burada bir tasih de var. Milliyetçilik dememiş de milliyetilik diye kullanılmış. Kitapta gördüğüm nadir tasihlerden birisi. Kitapın işçiliği güzel yani. Tasih. Neredeyse yok gibi işte, o gördüğüm bir tane, belki bir iki tane daha vardı küçük. Bu da ilginç bir bilgi arkadaşlar. 60. sayfasında kitabın, Ankara'da Amerikalıların sadece girdiği, Türklerin girmesini yasak olan bir dükkan varmış. Bilgisini paylaşayım. Amerikalıların sahip olduğu ve onlarla ilişki kuranların eline geçen şeyler, Türklerin girmesi yasak olan PX dediğimiz Afex adlı hiç görmediğim bir büyük dükkandan alınırdı. Blue Jean'ler, çikletler, All Star marka spor rek ayakkabıları, Amerika'da son çıkan long play plaklar, hem tatlı hem tuzlu mide bulandırıcı çikolatalar, renk renk saç tokaları, bebek mamaları, oyuncaklar. PX'ten bir şekilde dışarı çıkmış bazı kaçak eşyalar Ankara'da bazı dükkanlarda da el altından çok pahalıya satılırdı. Çocukluğunu anlatıyor. O zamanlar böyle bir şey varmış, dükkan. Sadece Amerikalılar giriyormuş. Türklerin girmesi yasakmış. İlginç. Devam ediyoruz efendim. İşte buraları çizmemişsin mesela. Hızlaşacağımız yerler. Böyle yerler ileride de var. Evet, evet, evet. 79, 80. 82. Sigara içmesinin Amerika'da hoş karşılanmadığını, Amerikalıların sigaraya pek hoş bakmadığını anlatıyor burada. Bunu neye bağladığını naklediyor. 82. sayfa. Sigara dumanının kanserinden değil, sigaradan kaçıyorlardı. Sigara içen birinden. Sigaramın onlara iradesizliği, kültürsüzlüğü, düzensiz bir hayatı, kendini koy vermeyi, aldırmamayı, kısaca Amerikalının en büyük kabusu olan başarısızlığı hatırlattığını sonra anlayacaktı, diyor. Yine de iyi bir şey sigaradan sakınmak. Bu da ilginç bir şey. Kitabın 84. sayfasında, bu tabiri ilk kez bu kitapta duymuştum. Benden çok yaşlı bir yazarla bir gün sıradan bir lokantada oturup pencerenin önünden geçen sarı taksilerin üstündeki sigara reklamlarına bakarak, bugün pek okuyamadım arkadaşlar, kusura bakmayın, ağzım açılmıyor. Sigara tatlarından uzun uzun söz ettiğimizi hatırlıyorum. O da İtalyanların deyişiyle bir Türk gibi sigara içiyordu. İtalyanlar böyle diyorlarmış, bir Türk gibi sigara içiyor. Çok sigara içenler için kullanıyorlarmış bu ifadeyi. İleride bir yerde Batılılar öyle diyor diye bunu daha genel de kullanacak Orhan Pamuk. Onu işaretlememiştim ama sözlüğü nakledeyim şimdi. Demek sigara içişimiz de meşhur Avrupa'da. Allah içenleri kurtarsın. Çok şükür bende yok öyle bir bela. Kitabın 94. sayfası. Tek bir cümle okuyacağım. Başkalarının mutluluğu herkes gibi beni de biraz mutsuz eder. Bu aslında haset. Hoş bir şey değil. Nefsi bir duygu. Burada bunu biraz sanki böyle meşrulaştırmak için anmış gibi hissettim. Zaten kendisinin bu tür kem yanlarıyla barışmak gibi bir davası olduğundan belki de o niyetle söyledi gerçekten. Bu da bir cümlelik bir şey, 99. sayfada. Modern çağın çözümleyici analitik felsefesi, düşünmeyi kelimelerle ilişkilendirerek görmeyi duyumsal ve çocuksu bir şey olarak küçümsedi. Evet, ilginç bir tespit. Kitabın 103. sayfasındayız. Yine tek bir cümle okuyacağım arkadaşlar. Yeni bir hayat her zaman daha güzel bir manzaradır. Ya da şuradan itibaren okuyayım ya.
Unutmanın insanı mutlu ve özgür kılacağını eskiden de hisseder. Filmlerde bir kazadan sonra hafızalarını kaybedip eski hayatlarına geri dönmek için geçmişlerini hatırlamaya çalışan, bu yüzden acı çeken insanları anlamazdım. Yeni bir hayat her zaman daha güzel bir manzaradır, diyor. Bu da ilginç bir tespit. Kitabın 105. sayfasında. Batı sanatını harekete geçiren temel güçlerden biri de zenginlerin ve iktidar sahiplerinin ne kadar zengin ve iktidarlı olduklarını gösterme endişesi. Aslında finansmanını sağlıyor Batı sanatının. Sanatçı yapacağı şeyi satabiliyor yani. Çünkü onun üzerinden başkaları güç gösteriyor. Evet, güzel bir tespit. Batı'nın sanatının böyle bir riya üzerinde durduğunu da öğrenmiş oluyoruz. Evet, buralarda yine çizmemişim. Aha, çizmişim. 114. sayfaya geldik arkadaşlar. Bu bana ilginç gelen bir bilgi. Osmanlı İmparatorluğu'nda 15. ve 16. yüzyıllarda zirai ekonominin hukuki esasları üzerine bir kitabı hemen alırdım, diyor. Ha, kaplan postunun nasıl vergilendirildiğini okurken o zamanlar Anadolu'da kaplanların gezindiğini o kitaptan öğrenmiştim. 15. ve 16. yüzyıllarda Anadolu topraklarında kaplanlar geziyormuş. Biz şimdi görmüyoruz ondan. Nesli tükenmiş demek ki. Yahut da gözlemleyemeyeceğimiz kadar çekilmiş durumdalar dağların başına. Şu da ilginç geldi bana yine aynı sayfada. Kitaplarla haşir neşir oldukça hayatın bir kısmını daha kaçırıyor. Bunu anladıkça da kaçan hayattan intikam alır gibi kitap alıyordu. İlginç. Bir sonraki sayfa 115. 1980'lerde Türkiye'de senede ortalama 3000 civarında kitap yayınlanırdı. Senede 3000 kitap. 1980'lerde. Büyük bir çoğunluğunu gördüğüm bu kitapların yarıya yakını çeviriydi. Yani 1500'ü çeviri. Yurt dışından pek fazla kitap ithal edilmediği için dünya edebiyatında ne olup bittiğini de çoğu aceleyle yapılmış bu özensiz çevirilerden öğrenmeye çalışırdım, diyor. Ama yarısının çeviri olması ilginç ya. Yani bayağı bir kültürel endoktrinasyon yaşıyoruz bu çeviri kitaplar sayesinde. Burası ilginç. Atatürk'le ilgili bir bölüm. 116. sayfa. Atatürk hakkında yakın çevresi ve arkadaşları tarafından yazılmış kitapları çocukluğumda çok severek okumuştum. Atatürk'ü tanıyıp gerçekten sevenlerce yazılmış bu kitapların aksine ondan sonraki kuşakların Atatürk hayali onun insani yanlarını görüp yazmamızı engelleyen yasaklar yüzünden otoriter bir üstün insan hayaline dönüştürülmüş. İtibarlı adı çoğu zaman siyasal baskı ve yasakları meşrulaştırmak için kötüye kullanılmıştır. Bugün Türkiye'de uygulanan yasaklar yüzünden Atatürk'ten bir romanda normal bir insan olarak söz etmek ya da onun inandırıcı bir biyografisini yazıp mahkemeye düşmemek imkansızdır. Ama gene de her yıl onun hakkında yüzlerce kitap yazılır, diye devam ediyor. Burada şey ilginç, yani bu işte solcuların Atatürk'ü kurtarma çabaları diyelim. Orhan Pamuk da bu tuzaktan kurtulamamış. Acaba hakikaten sonradan mı istismar edildi otoriterlik adına? Yoksa bu işin bir evveliyatı da var mı? Bunu bir tartışmak lazım yani. Gerçek tarih üzerinden, resmi tarih üzerinden değil. Efendim 122. sayfadan bir parça. İyi okumak, insanın gözlerini ve mantığını bir metnin üzerinden ağır ağır ve dikkatle geçirmesi değil, metnin içine ruhunu da bütünüyle katabilmesidir. Evet, hakikaten böyle kitapla bütünleşmek diyelim, öyle bir şeydir iyi okuma. Bu da ilginç bir şey, kendi tecrübesi olarak. Bir sonraki sayfa hemen. Bu bağımlılıktan tıpkı aşk gibi korktuğum için onlardan, yani kitaplardan kurtulmak için bulduğum anlaşılabilir her gerekçe beni mutlu ediyor. Son 10 yılda bunlara gençliğimde aklıma hiç gelmeyen bir yenisi eklendi. Gençliğimde memleketimin yazarıdır diye kitaplarını edindiğim, biriktirdiğim, hatta okuduğum orta yaşın üzerinde pek çok yazar
son yıllarda enerjilerinin bir kısmını benim yazdığım kitapların ne kadar kötü olduğunu kanıtlamaya verdiler. Beni bu kadar önemsemelerine ilk başlarda sevinirdim. Şimdi ise kütüphanemi boşaltmak için depremden çok daha sevimli bir gerekçe bulduğum için memnunum diyor. Böylece kütüphanemin Türk edebiyatı raflarında 50 yaş ile 70 yaş arasında doğuştan hayatı kaymış, yarı başarılı, yarı şaşkın, vasat erkek ve kel yazarların kitapları hızla eksiliyor. Bu arada da hakaretini etmiş. Evet, buralarda çizmemiş gibi görünüyorum. Hızlıca geçebileceğimiz bir alanımız oluştu. Evet, 140'lara geldik. İstanbul bölümündeyiz. Evet, 149. sayfasındayız kitabın. Orada şöyle bir şey dikkatimi çekti. Nişantaşı, Osmanlı padişahları Topkapı Sarayı'ndan çıkıp Dolmabahçe'ye, Yıldız Sarayı'nda oturmaya başladıktan sonra kuruldu. Bürokratlar, paşalar burada konaklarını inşa ettiler. Yani Nişantaşı semti aslında Osmanlı padişahlarının eseridir desek yeri var. Ama bugün Nişantaşı'nda yaşayanların çoğu herhalde Osmanlı düşmanıdır. 150. sayfasında kitabın bir dikkatimi çeken bir şey. Vehbi Koç bir dönem Şişli'de otururdu. Sonra malikaneler yapıp buralardan kaçtılar. Mesela Vehbi Koç'un karısı Nişantaşı'ndaki manavdan alışveriş ederdi. Bütün o insanlar gittiler. Onların yerine arka sokaklarda oturan aydınlar, yazarlar buraya yerleştiler. Falan diye devam ediyor. Nişantaşı'nın tabiatına dair bir bölümde orası. Devam ediyoruz arkadaşlar. Buralarda yine çizmemişim. 163. sayfada Murat Belge ile yaptıkları söyleşide Murat Belge ilginç bir şey söylüyor. Ben 1970'lerde asistan aylığıyla 3 yaz Boğaz'da yalı kiraladım. Asistan aylığıyla 3 yaz Boğaz'da yalı kiralamak. Nerede o günler? Kalmadı o günler. Burada ilginç bir şey var. Fenerbahçelileri mutlu etmeyecek bir şey. Orhan Pamuk takım tutuyor muyum? Evet diyor, Fenerbahçeliyim. Murat Belge şöyle cevap veriyor. Burjuvazi'nin takımı. Ben demiyorum, onlar diyor. Fenerbahçeliler bana kızmasın. Evet, buralarda yine pek çizmemişim. Bir tek şurası var. 179. sayfa. Orhan Pamuk adalardaki faytonların devam etmesini istiyormuş, öyle anlaşılıyor. Fakat acaba kaldırılmalarının ardından bir şey yazdı mı? Onu bilmiyorum. Pratik, ucuz ve sessiz olduğu için hala bütün doğallığıyla yaşayan faytonları sevmenin vazgeçilmez şartı, çarşıları, kalabalık sokakları, durakları saran kesif at pisliği kokusundan huzursuz olmamak diyor falan. Devam ediyor bu kısım. Bu ilginç. 180. sayfa. 180. sayfa. Orhan Pamuk İsmet Paşa öpmüş. Efendim, onun bilgisi var burada. Çocukluğumda benzerlerini duvardan duvara atlayarak yaptığım bu gezintiden sonra 50 yılda yalnızca bir kere girebildiğim İsmet Paşa'nın evine girdim. 45 yıl önce babamla ziyaret ettiğimiz ve eski cumhurbaşkanının beni kucağına alıp öptüğünü belli belirsiz hatırladığım ev, şimdi duvarlarında paşanın siyaset, devlet ve tek askılı siyah mayasıyla denize girdiği tatil hayatının fotoğraflarıyla süslenmişti. Beni ürperten şey, yaz sonunda Heybeli Ada gibi evi de sarıp sarmalayan derin bir boşluk ve sessizlik oldu. Demek ki Heybeli Ada'daki İsmet Paşa'nın evi müze olmuş. Burada da yine faytonlarla ilgili bir cümle var. Geçeyim bunu. Önceki kafiye yeterliydi. Bu da eski konaklar neden yok oldu İstanbul'da, onu anlatan bir bölüm. Orhan Pamuk bu hususta zenginleri suçluyor. Onlar kendi evlerini bizzat yaktılar, yıktılar, apartman yaptırdılar falan diyor. Yani burada o zenginlerin çocuklarının da çok suçu var diyor. O zamanlar bir zenginlik ve modernlik göstergesi sayılan yeni apartman binalarından yapmak için eski konağınızı yıkmanız yasaktı. Ancak bina boşaltılır, bakımsızlıktan, ahşabın çürümesinden, eskilikten içinde oturulamayacak gibi olunca yıkım izni çıkardı. Bazıları boş konak kendi kendine harap olup çöksün diye kiremitlerini söker, yağmurun, karın yaptığı
yağmurun karın yapıyı çürütmesini beklerdi. Daha kısa ve kesin yöntem, kimsenin ilgilenmediği bir gece yarısı binayı yaktırmaktı. Bu işin bir zamanlar binanın bahçesine bakan bahçıvana yaptırıldığı anlatılırdı. Ya da daha yakılmadan konağın müteahhide satıldığı, kundaklamayı onun adamlarının yaptığı söylenirdi. Burada da İstanbul'da yapılan yıkımların psikolojisine dair Orhan Pamuk ilginç bir şey söylüyor. Kitabın 187. sayfası. Süremize de bir bakayım. İyi, yarım saatimiz varmış daha. Büyük yıkımların arkasında yalnızca şehirde Paris'teki gibi geniş bulvarlar açmak isteyen bir irade değil, İstanbul'a yeni gelmişlerin eski şehre ve kültüre duyduğu öfke, geçmişle ilgili her şeye karşı hissedilen kin, şehrin Hristiyan ve kozmopolitik yapısına, Bizans'tan ve hatta Osmanlı'dan kalanlara karşı Cumhuriyet'in duyduğu unutma isteği vardı, diyor. İlginç bir şey. Burada tek bir cümle var arkadaşlar. Bir sonraki sayfa 188. Şehirlerin unutuşu da yıkımla olur. Güzel bir cümle. Şehirlerin unutuşu da yıkımla olur. Devam ediyoruz. Evet, buralarda pek çizmemişim. Hızlı gidebiliyoruz arkadaşlar. Bir saati geçmemek istiyorum. Her kitapta bir saati doldurmak istiyorum. Ama onu da geçmemek istiyorum. Romanların tarihiyle milli devletlerin tarihinin arasında bir denk gelme varmış, ondan bahsediyor. Türkçe yazıyorsunuz, yalnız Türkler için mi yazıyorsunuz, yoksa kitaplarınızın çevrildiği diğer dillerin okurları da var mı artık aklınızda diye soruyorlarmış. Hem Türkiye'de hem Türkiye dışında gene soruya eşlik eden 30 yıllık aynı kuşkucu, kül yutmaz gülümsemeden çıkardığım sonuç, romanlarımın doğallığı, saflığı ve hakikiliği konusunda güvence vermek için bu sefer yalnız Türkler için yazıyorum demem gerekti. Hiç de insani ve gerçekçi olmayan bu beklentinin ardında roman sanatının ortaya çıkışının siyasal güç olarak milletlerin oluşumu ve milli devletlerin kuruluşuyla aynı zamana rastlaması var elbette, diyor. İlginç. Ulus devletlerle roman tarihinin böyle denk geliyor olması bana enteresan geldi. Ulus devletlerin de bir kurgu işi olduğunu düşünürsek, yani ulus kurgulamak, devlet kurgulamak, doğallık yok onlarda yani. İmparatorlukların doğallığı, bir parça imparatorluklar daha doğal yapılardı. Çok renkliliği kabul eden yapılardı. Ama ulus devletler bir kurgu eseriydi. Milletler kurguladılar ve onların oluşmasını için toplum mühendisliği yaptılar. Roman da aynı dönemde doğmuş. Roman da bir kurgu eseri. İlginç bir şey. Bu da tek bir cümlelik. 208. sayfadan ideal okuru bulmak, önce onu hayal edip ona seslenerek yazmakla başlıyor. İdeal okuru bulmak, önce onu hayal edip ona seslenerek yazmakla başlıyor. 209. sayfadan okumak üzerine yazısından bir kesit okuyacağım size. Hoşuma gitti çünkü. Cebinizde, çantanızda bir kitap taşımak, özellikle mutsuzluk zamanlarında cebinizde, çantanızda sizi mutlu edecek bir öteki dünya taşımak demektir. Zevkle okunan bir kitabın varlığı. Benim için gerginlikle geçen gençlik günlerimde, esnemekten gözlerimden yaşlar getiren okul saatlerinde ya da zorunluluktan ve ayıp olmasın diye gittiğim sıkıcı toplantılarda bana güç veren bir teselli kaynağı olduğu hep. Bana güç veren bir teselli kaynağı oldu hep. Böyle doğru okudum. Burada okumaya dair şeyler söylüyor. İlginçleri şurada. Yani ilginç birkaç satır diyelim. Yazının tamamı fena değil. Hoşuma gitti yani. Ama burada bir ilginç gelen bir iki satırı işaretlemişim. 210. sayfa. Okumayı bizim için mutlu bir iş yapan bir başka şey de kendimizi derin kılma yanılsamasıdır. Kitap okurken aklımızın bir kısmı okuduğumuz metne kendini bütünüyle vermez. Ama yaptığımız işin, yani okumanın ne kadar derin ve akıllıca bir iş olduğunu hatırlatarak bizi tebrik eder. Ruhumuzun bir yanının okuduğumuz kitaptan çok, o sırada oturduğumuz masaya ya da kitaba, ışığı vuran lambaya, içine yerleştirdiğimiz bahçeye ya da manzaraya açık olmasını Proust iyi anlatır, diyor. Bunu uzatmayayım bu kısmı.
Yani okumak insana iyi geliyor. İşin özü şu. Vücudun veya ruhun veya kalbin artık neresiyse okumakla doğrusunu yaptığını sana hissettiriyor, haber veriyor. Burada da sanki ona dokunmuş. Okumayı bizim için mutlu bir iş yapan bir başka şey de kendimizi derin kılma yanılsamasıdır. Acaba yanılsamam hakikaten bir derinlik var mı? Yine güzel birkaç satır var burada, onları paylaşmak istiyorum. Hepsi güzel, töhmet altında bırakmayalım ama kitap güzel kitap yani ana hatlarıyla. Ama bu satırlar benim ayrıca dikkatimi çekti. Sinema ya da başka kaynaklar bütünüyle verseydi belki çok az kitap okurdum. Aldığım zevkleri diye şuradan alayım. Aldığım zevkleri televizyon, sinema ya da başka kaynaklar bütünüyle verseydi belki çok az kitap okurdum. Belki bir gün bu işi yapabilirler ama bunun çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü kelimeler ve edebiyat karıncalar ya da su gibidir. Çatlaklara, deliklere, görünmez aralıklara her şeyden önce ve en iyi şekilde kelimeler girer. Hayat hakkında, dünya hakkında asıl merak ettiğimiz şey de önce bu görünmez çatlaklarda belirir ve onu her şeyden önce iyi edebiyat görür. Yeni ve iyi edebiyatın hayat hakkında hiç söylenmemiş parlak bir söz gibi vazgeçilmez bir haber niteliği vardır ve bugün kitap okumaya beni en çok bağlayan şey de bu, diyor ve devam ediyor. Biraz hızlanalım. Vaktimiz azalıyor. Burada kapaklar üzerine bir yazısı var. Kitap kapakları üzerine 2 sayfalık bir yazı. Hatta bir tek sayfa diyelim. 216. sayfada diyor ki mesela, roman kapaklarında kahramanların yüzlerini ayrıntılı bir şekilde göstermek, okurun ve yazarın hayal gücüne yapılmış kabul edilemez bir saldırıdır. Kırmızı ve Siyah adlı kitabın kapağını kırmızı ve siyah yapan, Mavi Ev adlı romanın kapağını mavi bir ev, şatoya da bir şato resmini koyan tasarımcı, metne saygıdan çok onu okumadığı izlenim uyandırır, diyor. Grafikerlerin kulakları çınlasın. 218. sayfadan bir cümlecik. İnsanın kendini bir romanı baştan sona tutarlı bir şekilde... yukarıdan alayıp geleyim ben bunu. Kısa okumayayım. İlk romanı yazmak, buradan alıyorum. İlk romanı yazmak, insanın kendi hikayesini bir başkasının hikayesi gibi anlatmayı öğrenmesi değildir yalnızca. Aynı zamanda insanın kendini bir romanı baştan sona tutarlı bir şekilde hayal edebilecek ve bu hayal ettiği şeyi de kelimelere, cümlelere geçirebilecek bir kişiye dönüştürmesidir. Romancı olmak için, buradan kendi hayatına geçiyor artık, orayı okumayalım. Şurayı bir daha tekrar edeyim. Aynı zamanda insanın kendini bir romanı baştan sona tutarlı bir şekilde hayal edebilecek ve bu hayal ettiği şeyi de kelimelere, cümlelere geçirebilecek bir kişiye dönüştürmesidir. Yani yazmak yazarı da dönüştürüyor, diyor. Roman yazmaya karar vermek. Kitabın 220. sayfasından birkaç satır. Röportajların, yazar röportajları okumanın üzerindeki etkisini anlatıyor burada. Yaşıtım diğer genç Türk yazarlarıyla arkadaş değildim ve bu yalnızlığım geleceğime ilişkin korkumu arttırıyordu. Bu röportajları okurken yalnızlığımı unutuyordum. Benimki gibi pek çok ruh olduğunu, isteklerim ve başarılarım arasındaki uzaklığın tabii olduğunu, günlük hayattan sıkılmanın hastalıklı değil, akıllıca bir şey olduğunu ve beni hayal etmeye ve yazmaya zorlayan pek çok küçük takıntımı sevip kabul etmeyi de yazar röportajlarını okurken öğreniyordum. Güzel, hakikaten de öyledir. Biz de kendi tecrübelerimize bakarak, yaşımız küçük ama öyle olduğunu tasdik ediyoruz. Burada Binbir Gece'ye dair bir şey var. Kitabın ilk derleyicisi ve Fransızca çevirmeni Anthony Galland, herhalde böyle okunur, Suriye'den ele geçirip çevirdiğini söylediği eski el yazmasında benim okuduğum bu ilk hikayelerin olmadığını başka kitaplardan öğrenecektim. Ali Baba ve 40 Haramileri, Alaaddin ile Sihirli Lambası'nı Galland bir kitaptan değil, Hanna Diab adlı Hristiyan bir Arap'tan kendi dinlemiş, daha sonra kitabı derlerken kendi hatırladığı gibi yazmıştı, diyor. Onlar kitabın orijinalinde yokmuş.
Bunu zaten bilenler bilir de, bilmeyenler için de buradan nakletmiş olduk. Hemen bir vaktimize bakayım arkadaşlar. 15 dakikamız kalmış. Cemaatten ve tarihten uzaklaştığımız bu noktada ise bizim gibi kitaplarla tutkuyla, yoğunlukla yalnız başına kalabilen diğer yalnız okurların, yazarların hayali kardeşliği başlar diyor. Yani kitaplarla meşgul olmak, toplumdan kopmak ama yazarlar arasında bir kardeşliğe dahil olmak gibi bir şeydir falan diyor. Bütün hepsini okumadım, uzun olur diye. Yaşlı gemicinin bu kadar sevilmesinin, İngiliz dilinin ölmez eserlerinden biri olmasının nedeni, yalnız şiirin çocuksu basitliği ve güzelliği değil, içindeki pek çok şeyin ne anlama geldiğinin kesin olmaması, yoruma ve yeniden okumaya hep açık olmasıdır. Yani şiirin ömrü niye daha uzun diye onu böyle bir analiz ediyor burada. Diyor ki şiirin söylediği şey kesin olmuyor, yoruma açık oluyor, o da metnin yeniden üretilmesini sağlıyor diyor. Biliyoruz ki biz Kur'an-ı Kerim de mesela Camiül Kelim'dir. Kur'an şiir değildir ama çok şeyi kastedebilir bir yapıdadır dil yapısı. Kapsamlıdır yani. O da mesela Kur'an her okuyana bir şeyler söylüyor. Eskisine aykırı mı? Hayır değil ama yeni şeyler, katılabilir şeyler söylüyor. Bu da yine aynı şekilde o çok anlama gelebilirlikle ilgili olabilir. Çok anlama gelebilirlik metnin ömrünü uzatıyor diyelim. Öyle bitirelim. İnşallah toparladım. Kitabın 235. sayfasından bir cümle. Hayatın içine çok fazla karışırsa insan, hayatı çok da açık bir şekilde göremez. Ya çok acısını çekeriz hayatın, ya da çok fazla keyfini süreriz. Bu Flaubert'ten bir alıntıymış. Devam ediyoruz. Burayı geçeyim. Atlamaya başladık. Bu çok ilginç. Halit Ziya'nın Abdülhamit'in baskıcı yıllarının sonuna doğru yazdığı Aşk-ı Memnusu, bugün Türk Milli Eğitim Bakanlığı'nın Madame Bovary gibi lise öğrencilerine tavsiye ettiği bir avuç romandan biridir. Halbuki bu iki romanın konusu da iyi değil yani. Evli kadınların kocalarını aldatmalarıyla ilgili. Bunu o zamanlar demek ki o zamanın milli eğitimi liseli çocuklara tavsiye ediyormuş. İşte böyle böyle. Toplumda ahlak kalmadı arkadaşlar. Bu kitaplar çocuklara okutulur mu yahu? Kimseyi okutmamak lazım da. Hadi çocuklara hiç okutmamak lazım. Daha karakteri yeni şekilleniyor yani. Onun bu mevzularla ne işi var? Hatırlamamız gereken ikinci bir nokta ise kitabın 255. sayfası. Yazının konusu yer altından notlar. Hatırlamamız gereken ikinci nokta ise yer altından notların önce bir fikir yazısı olarak tasarlanmasıdır. Dostoyevski'nin ilk niyeti Çernişevski'nin bir de önce yayınlanmış olan romanı Ne Yapmalı hakkında bir eleştiri yazmaktı. İlk önce onun için oturmuş masaya ama sonradan romanı yazmaya karar vermiş. Kitabı yazmaya başladığında Dostoyevski, 260. sayfa bu da, 260. sayfa, nasıl bir şey çıkacağını ben de bilmiyorum diye yazmıştı editör kardeşine. Belki de berbat bir şey. Edebiyat tarihinin büyük buluşları, tıpkı yazıda kişisel üslup dediğimiz şey gibi çoğu zaman hesapla tartarak yapılmaz. Yine bir cümle 263. sayfadan. Bir cümle değil bu daha uzunmuş pardon. Ecinliler diye de çevrilmiş hali var. Cinler diye de çevrilmiş hali var. Burada cinler diye geçiyor. Şeytanlar diye de çevrilmiş galiba o kitap. Dostoyevski'nin kitabı, kalın bir romandır şöyle. Onun hakkında bu yazı. Dostoyevski sanki bana korkutucu bir sırrı fısıldar gibi öğretiyordu. O zamanlar bu roman hakkında niye konuşulmuyor diye sık sık düşündüğümü hatırlıyorum. Bizim kültürel iklimimiz hakkında da ne kadar çok şey söyleyen bu kitap hakkında solcu çevrelerdeki sessizlik bana sanki bu kitabın korkutucu bir sır fısıldadığı izlenimi veriyordu. Solcular pek memnun kalmazlar çünkü eleştireldir bu kitap. Solculara bir eleştiridir komünizme, komünciliğe. En tehlikeli düşman, en yakın düşmandır demek ki aramızdan ayrılandır fikrini cinleri okuduğum için kendi yüreğimde hissederek anlamıştım.
Yıllar sonra bu takımın içinde bulunan, yukarıdan alayım ben bunu. Bu ilginç bir bilgi. Boğaziçi Üniversitesi'ne dair. Şuradan alayım. Bu korkunun ve kişiselliğin bir başka nedeni daha vardı. Aynı yıllarda yani cinlerin yayılıp yazılıp yayınlanmasından ve Neçayev cinayetinden aşağı yukarı 100 yıl sonra bir benzeri Türkiye'de Robert Kolej Boğaziçi Üniversitesi'nde işlendi. Aralarında sınıf arkadaşlarımın da bulunduğu bir devrimci çevre, daha sonraları kayıplara karışan şeytani ve zeki bir kahramanın cesaretlendirmesiyle ihanet ettiklerine inandıkları aralarındaki bir haini kafasına lobutlar vurarak öldürmüşler. Cesedini bir bavula koyup bir gece sandalla Boğaz'ın öteki yakasına geçirirken yakalanmışlardı. Boğaziçi Üniversitesi'nde olmuş bu. Bu devrimci çevrenin cinayete kadar varan radikalizmini en tehlikeli düşman, en yakın düşmandır demek ki aramızdan ayrılandır fikrini cinleri okuduğum için kendi yüreğimde hissederek anlamıştım. Yıllar sonra bu takımın içinde bulunan bir arkadaşıma farkında olmadan taklit ettikleri cinleri okuyup okumadığını sormuş, romanla hiç ilgilenmediğini öğrenmiştim. Kitabın 265. sayfasından yine cinlerle ilgili. Ben cinleri Avrupa'nın kenarlarında, merkezden uzak, batı hayalleri ve Allah'ın varlığı yokluğu bunalımları içerisinde yaşayan radikal aydınların saklamak istedikleri utanç verici sırlarını haykıran bir kitap olarak gördüm hep. Bir daha okuyayım burayı. Ben cinleri Avrupa'nın kenarlarında, merkezden uzak, batı hayalleri ve Allah'ın varlığı yokluğu bunalımları içerisinde yaşayan radikal aydınların saklamak istedikleri utanç verici sırlarını haykıran bir kitap olarak gördüm hep. Demek ki o yüzden solcular pek sevmiyor bu kitabı. Çünkü sırlarını açıklıyor. Bu da ilginç bir not. Kitabın 271. sayfasından. Çar ailesiyle kurduğu küçük kişisel ilişkiyle gururlanıyordu diyor Dostoyevski için. Panslavizmin etkisiyle açılan 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın başladığını öğrendiği gün katedrale gidip gözyaşlarıyla büyük Rus halkı için dua da etmişti diyor Dostoyevski. Bu savaşın heyecanıyla Karamazov kardeşlere koyduğu Türkler aleyhindeki sözlerin çeşitli çevrelerde ya çıkartıp atılması ya da değiştirilmesi Türkiye'de bir gelenektir. Karamazov kardeşlerin içinde Türklerle ilgili hakaretvari cümleler varmış, ifadeler varmış. Çeviriciler, çevirmenler, mütercimler onları ayıklıyorlarmış, ya atıyorlarmış ya değiştiriyorlarmış. Bu diyor bir gelenektir. Niye? Osmanlı-Rus Savaşı sırasında yazılmış çünkü kitap. Dostoyevski de o şartlardan etkilenmiş. Kitabın 272. sayfası. Dostoyevski'nin o yıllarda Batı'dan ve Avrupa'dan bugünün taşralı bir siyasal İslamcısı gibi nefret etmesi de hayatın başka bir şakasıdır. Şuradan almalıymışım. Batı uygarlığının en büyük kültür biçimi olan roman sanatının en büyük eserini yazan Dostoyevski'nin o yıllarda Batı'dan ve Avrupa'dan bugünün taşralı bir siyasal İslamcısı gibi nefret etmesi de hayatın başka bir şakasıdır diyor. Devam ediyoruz. Güzel bir cümle var burada. Lolita'da geçiyormuş. Bu bize Lolita'nın ölüm hakkındaki üvey babasının da çok takdir ettiği gözlemini hatırlatır. Ölümün en korkunç yanı insanın tek başına olduğunu bilmesidir der Lolita. Bediüzzaman Hazretleri'nden diyor hapsi münferit. Ahirete inanmayanlar için. Evet. Ölümün acı bir yanı demek ki. Yalnız olduğunu bilmek. Eğer ahirete inanmıyorsanız öyle düşünmeniz gerekir. Yalnızlık yani ölüm. Ama inananlar için elbette o yeni bir kardeşlik. Varlıkla buluşma hatta. Şebi aruz. Bütün büyük yazarlar söyledikleri şeylerle değil, söylemedikleriyle mutlu ederler bizi. 286. sayfada geçiyor. Bütün büyük yazarlar söyledikleri şeylerle değil, söyleyemedikleriyle mutlu ederler bizi. Söylemedikleriyle mutlu ederler bizi diyor. Burada hemen şöyle bakayım.
Vaktimizin sonuna geldik. Bitirelim madem başladık. Modern nedir diye burada bir soruyu cevaplandırıyor Orhan Pamuk. Şu çakmak, şu bu gözlüğüm, aşağı yukarı her şey bu anlamda moderndir. Yukarıyı okumuyorum. Bütün bu şeylerin, kurumların ve bunların uzantısı bir dilin kendi aralarında oluşturduğu duruma da modernlik diyoruz. Hepimiz şu veya bu şekilde modernliğin bir parçasıyız. Ama bu bizlerin birer modernist olduğumuz anlamına gelmez. Kelimenin yaygın kullanılışıyla böyle olabilmemiz için modern olan şeylere, modern yöntemlere, yollara özel bir sevgimizin, olumlu bir yaklaşımımızın olması, modern olanı tutarlı bir şekilde benimsememiz gerekir. Yani itikadımızın modernizm üzerine kurulu olması gerekir diyor modern olmak için. Modern eşyaları, araçları kullanmak değil, argümanları kullanmak değil, itikaden modernliği benimsemek gerekir diyor modernist olmak için. Bu da Ahmet Hamdi Tanpınar'a dair bir yazısında geçiyor. 296. sayfada. Kitaptan bir bölüm alıntılıyor. Onun için ara sıra kendisine sorardı, birbirimizi mi yoksa boğazı mı seviyoruz? Huzurdan bir cümlelik bir alıntı bu. Devam ediyor Orhan Pamuk kendi cümleleri. Bu temel bir Ahmet Hamdi Tanpınar yer değiştirmesidir. İki kişi birbirini sever, sonra aşk ile kültür yer değiştirir. Ahmet Hamdi Tanpınar'da Osmanlı kültürünün huşu ile yapılan bir müze gezintisinde tek tek görülüp, tanınıp sevilecek olan unsurları aşk ile hafifçe yer değiştirirler. Böylelikle kahramanlar yalnızca birbirleri tarafından büyülenmezler. Gezdikleri Boğaziçi Osmanlı musikisi evlerde gördükleri eski eşyalarla da büyülenirler. Anlatıcı ve okur aşkın etrafında bir hale gibi saran bu nesnelerin, ironik bir şekilde söylersem, bu kültürel gezinin unsurlarıyla çevrilir filan diyor. En aşağıda diyor ki bu Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en büyük numarasıdır. Hakikaten Ahmet Hamdi Tanpınar bunu çok yapıyor. Ben de burada okumakla teşhis ettim. Aslında kafamda düşünüyordum hani böyle bir şeyler yaptığının farkındayız metinlerde ama o yaptığını teşhis etmem burayı okumakla olmuştu. Evet hakikaten bunu yapıyor yani. Bir yerde aşkı kültüre bağlıyor, ondan devam ediyor. Bir geçiş yapıyor. Minerva'nın kuşu olaylar olup bittikten sonra gece yarısı uçar. Bu cümleyi çok duyardım, ne anlama geldiğini bilmezdim. Orhan Pamuk burada izah ediyor. Hegel bir yerde Minerva'nın kuşu olaylar olup bittikten sonra gece yarısı uçar der. Yani tarihin ya da olup bitenlerin anlamı her şey olup bittikten sonra dile gelir, anlaşılır olur der. O anlama geliyormuş. Her şeyin sonradan anlaşılması. Netleştiği zaman anlaşılması. Burayı geçeyim. Zaman kazanmış olalım. Çok kazanmasak da. İyi buraları çizmemişim fazla. Benim kitaplarım bölümüne geldik. Edebiyatta 325. sayfa. Edebiyatta yaratıcılık daha önce bir araya getirilmemiş iki şeyi bir araya getirmekle başlar. Hemen hızlıca geçiyorum. Yazabilmemizi gerçekten sağlayan odamıza kapanıp tamamen yalnız kalmamız, hatta burayı okuyayım mı ya? Çok uzun geçtim burayı. Şu veya bu sebepten trajik bir şekilde veya zevk alarak ait olduğu cemaatten, toplumdan, gruptan, kabileden, milletten ayrılan kişidir yaratıcı yazar. Benim için. Orhan Pamuk öyle diyor. Ayrılmak lazım diyor. Roman sanatında ima esastır. Hiçbir zaman her şeyi ortaya koymamak ama ruhunuzun, kalbinizin iç derinliklerinden bir şey vermeye devam etmek gerekir. 330. sayfa. 331. Roman sanatının bütün görkemiyle devam etmesini sağlayan şeyin başkalarını, bizim gibi olmayan insanları anlama isteği olduğuna inanıyorum. Hızlı gidelim. Süremiz az kaldı. Buraya geçiyorum. İyi kitaplar yazmak kadar zor bir şey de yazardan sürekli her şeyi, bütün gücünü, yaratıcılığını, bütün hayatını talep eden konular bulmaktır, diyor 341. sayfa.
Şurada da kendi anısı var. İki haftada bir beni ziyarete gelip yemeğe çıkaran babamın içinde yaşadığım dairenin pisliği ve bakımsızlığından, benim o hayatı kaymış halimden, kitabımın bir türlü bitmeyişinden endişelenerek bana öğüt verdiğini hatırlıyorum kara kitabı yazarken. 342. sayfadan bir cümle. Yetenek denen şeyden daha çok güvendiğim inatçılık ve sabrıma rağmen bazen kitabın hiçbir yere gitmediğini, yazdığım bütün o sayfaların ne beni ne de okuyucuyu kitabın kendi karmaşıklığından başka hiçbir yere götürmediğini korkuyla hisseder, derin bir maneviyat bozukluğuna kapılırdım diyor. Burada dikkatimi çeken şu olmuş. Yetenek denen şeyden daha çok güvendiğim inatçılık ve sabır diyor. Buraya atlıyorum. Artık atlamalar diz boyu. Oh, buraları çizmemişiz güzel. Bunu da atlayayım. Burayı okuyayım. Tarihi roman denen tarzın çalışılabilmesi için, tarihi roman denen tarzın çalışabilmesi için yazarın kişisel derdi ve sesiyle araştırdığı, canlandırdığı dönemin malzemesi arasında bir uyum olması gerekir. Bir daha okuyorum. Tarihi roman denen tarzın çalışabilmesi için yazarın kişisel derdi ve sesiyle araştırdığı, canlandırdığı dönemin malzemesi arasında bir uyum olması gerekir. 371. sayfa. Şeytanın en büyük günahı ben demekti. 374. sayfa. Tarihi romanın püf noktası, romancının hayal gücünü kullanarak kahramanlarıyla bir yakınlık kurabilmesi, dünyayı onların gözünden görebilmeyi başarabilmesidir diyor. Yine bir cümlelik bir şey. 375. sayfa. Kültürel değişim sanatta ve edebiyatta tıpkı hayatta olduğu gibi öyle bir yavaşlıkla girer ki hayatımıza, onu ancak yıllar sonra fark edebiliriz. Burayı atlıyorum. Burayı da atlıyorum. Artık atlamak zorundayım. Bunlar da güzel şeyler ama atlıyorum. Tek cümlelik okuyabileceğim şeylere, anlatmayacağım şeylere bakıyorum. Virginia Woolf, var olma anları diye bir ifade kullanmıştı bir keresinde. Son 30 yılda yazdığım çeşit çeşit yazılardan bir ilhamla ve otobiyografik bir hikaye kurma niyetiyle yapılmış bir seçme olan bu kitabın adı da Var Olma Anları olabilirdi. Öteki Renklerin diğer bir ismi, Var Olma Anları. 402. sayfa, yıllar geçtikçe edebiyatın işinin dünyayı hikaye etmeden çok, dünyayı kelimelerle görmek olduğuna daha çok inanıyorum. Dünyayı kelimelerle görmek. Ah işte buraları atlamak zorunda kalacağım. Osmanlı Şehzadesi Ali Vasıf Efendi Türkiye'de sürekli kalabilmek istiyormuş. 1982 yılında yurt dışından gelmiş. Kral Faruk'un kliptoman olduğunu o anlatmış. Müzeye geldiğinde orada o görevliymiş. Müzeden hırsızlık yapmış Kral Faruk. Bunlar 405. sayfada geçiyor. Artık buraları hızlı geçiyorum arkadaşlar. Masumiyet Müzesi'ni oluşturan parçaları anlatıyor burada ama güzel bir yazı yani. Bunu okumanızı tavsiye ederim. Durun başlığında söyleyeceğim bu yazının. Masumiyet Müzesi'nin ilham kaynakları arasında bir gezinti. Yani o kitabın oluşumunun nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. Hangi tecrübelerini o kitabın içine aktardığını, kattığını, kurguya kattığını anlatıyor. Çok değişik şeyler yani. Farklı farklı yerlerde farklı şeyler karşısına çıkmış. Onları bir romanda birleştirmiş. Şu cümleyi okuyayım bari. Viktor Shklovsky, herhalde böyle söylenir, olay örgüsü denen şeyin bir romanda anlatmak, araştırmak istediğiniz noktalardan, temaslardan geçen bir çizgi olduğunu söyler. Evet, yazıyı toparlayan bir cümle bu. Buraları hızlı geçiyorum. Hızlı geçiyorum. Uzun uzun anlatacaklarımı zıplıyorum. Tek cümle okuyorum. 442. sayfa, 442. sayfa, sayfaları bile söyleyemiyorum ya. Müzeler zamanın mekana dönüştüğü yerlerdir. Güzel bir cümle.
Kitabın bir yerinde Kemal bütün dünya müzelerini benim gibi gezdikten sonra müzelerin esas gizli konusunun gurur olduğunu söylüyor. Aynı fikirdeyim diyor. Yani gururlanma hissi var diyor müze yapmanın arkasında. Burayı geçiyorum. Hızlı geçiyorum. Hızlı. Burada neydi, bunu da okumayayım ya. Polemik konusu açmayalım şimdi. Burayı da geçtim. Burada ilginç bir şey söylüyor. Bunu okuyayım arkadaşlar. 485. sayfa. İnsanlık tarihinde hiçbir zaman dünyanın zenginleri ile yoksulları arasındaki ayrım bu kadar büyük olmadı. Zengin ülkelerin zenginliği onların kendi başarısıdır ve dünyanın yoksullarının derdi olmamalıdır denebilir. Ama insanlık tarihinde hiçbir zaman zenginlerin hayatı televizyonlar ve Hollywood filmleri aracılığıyla yoksulların gözüne bu kadar sokulmadı diyor. İlginç bir şey değil mi? Hakikaten sinema dünyası hasedi arttırıyor, kıskançlığı arttırıyor, gıptayı arttırıyor. Fakire fakir olduğunu daha çok hatırlatıyor yani. Burada ilginç bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran modernleşmesi zenginler de ülkenin yoksul ve geri kalmış kısımları kendilerine direnince onları anlamak yerine üzerlerine polisiye tedbirler, yasaklar ve orduyla gittiler. Sonunda modernleşme çabası yarım kaldı diyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran modernleşmeci zenginler. Zorbalık yaptılar diyor. Halk da diyor tepki gösterdi modernleşmeye. Burayı geçeyim. Ha, burada Orhan Pamuk 497. sayfa. Bu kitabın basım tarihi 2010. Yazı ondan da eski, mahkemesiyle ilgili bir yazı. Çin devletinin Uygur Türklerine uyguladığı etnik temizlikten bahsediyor. Dindarların dünyasında bu Doğu Türkistan mevzusu daha sonradan girdi sanki. Ama Orhan Pamuk bundan, bakın bu yazıda muhtemelen 2000'lerde yazılmış bir yazı. Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı etnik temizlikten bahsediyor. Bana ilginç geldi yani. Yahut da benim haberim yoktu. Bu iş hep gündemdeydi de. Ben son 5 yılda falan bu mevzuyu duymaya başladım. Demek ki ben bilmiyormuşum. Allah onları da kurtarsın diyelim. Ne diyelim? Allah yardımcıları olsun. Burada ilginç bir şey var. Kendi devletimizi eleştirmeden yalnızca Amerika'yı eleştirmek milliyetçiliktir diyor. Buraya atlayayım. Burası ilginç. Amerika tezkeresi, Kuzey Irak Harekat tezkeresi meclisten geçmeyince Bush'un verdiği tepkiyi anlatıyor. Yıllardır Amerika'dan işitmeye alıştığımız haklı eleştiri, Türkiye'de yeterince demokrasi olmadığı şikayeti, Bush hükümeti sayesinde Türkiye'de fazla demokrasi olduğu yolunda bir humurdanmaya dönüştü. Meclisten istedikleri karar çıkmadı ya. O zaman da diyor demokrasi fazla diye eleştirmeye başladılar diyor. Ya işte böyle Amerika. Burayı da geçeyim. Nasıl yazdığını anlattığı bir yer. Güzel bir yer ama şimdi süreyi geçeceğiz. Burayı da geçtim ya. Burayı da geçtim arkadaşlar. Bunu okuyayım. 536. sayfa. Türkiye'de laiklerin gücü ne yazık ki çoğunlukla ordudan kaynaklanıyor. Türkiye'de laiklerin gücü ne yazık ki çoğunlukla ordudan kaynaklanıyor diyor Orhan Pamuk. Devam ediyoruz. Hayal gücümü çalıştırmak için 540. sayfa. Hayal gücümü çalıştırmak için yalnızlığın verdiği acıya ihtiyacım var diyor ve kitap burada bitiyor. Efendim, sürçülisan ettiysek ki çok ettik, affola. Kitap hakkında birkaç cümle söylersem, gerçi süre bitti ama, hatta geçtik ama söylemesek de olmaz. Ya kitap çok üst bir kitap da değil ama çok düşük seviye de değil. Çünkü Orhan Pamuk zaten metinlerine özenen birisi. Katıldığım fikirleri var, katılmadığım fikirleri var. Fazla batıya bizi şikayet ettiğini düşündüğüm yerler var. Yani aynı kanaatte olsam bile batıya bu tarz yakınmanın ruhuma uymadığı, bilmiyorum yerli milli damarlarımızdan dolayı mı, garip geldiği yerler var. Özellikle batıda yayınlanacak söyleşilerde, yazılarda bir tuhaf tad alıyorsunuz böyle. Sanki kendi devletini, kendi milletini böyle biraz
aşağıya çekiyormuş gibi, fazla bize vuruyormuş gibi geliyor. Herhalde Orhan Pamuk'un oryantalist olduğu konusunda gelen eleştirilerin en çok dayandığı zemin de bu. Hakikaten onda oryantalistçe bir dil var ya o konuda. Ben de eleştirenlerin eleştirilerine katılıyorum. Ama işçiliğini beğeniyorum. Piyasadaki çok yazardan daha iyi işçiliği var. Çok özeniyorum metinlerine. Çok üst bir Türkçe mi kullanıyor? Ben öyle düşünmüyorum. Sade bir Türkçesi var bence. Çok üst bir Türkçesi yok. Ama işini görecek kadar temiz bir iş şeyi var. Beyanı var. Ve genel kültürü iyi. Çok okumuş birisi. O belli. Bunlar kitabın artıları. Eksileri de o söylediğim şeyler. Güzel bir metin okumak için okunabilir. Ama işte içindeki bilgilere karşı acabayı bırakmadan. Çünkü Orhan Pamuk'un ideolojisiyle bizim ideolojimiz pek birbiriyle kaynaşmıyor. Efendim bir kitaplık da bu kadar. Manzaradan parçalarla da böylece vedalaşmış olduk. Bir daha kitapta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.